Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde doğal nüfus artışı daha fazladır denilmiş. Doğal nüfus artışı doğum ve ölümlere bağlı olarak meydana gelen artıştır. Türkiye'de doğum oranlarının en yüksek olduğu, genç nüfusun fazla olmasından dolayı da ölüm oranlarının en az olduğu yerler Türkiye'nin doğu ve güneydoğusudur. Bundan dolayı Türkiye'de doğal nüfus artışının en fazla olduğu yerler doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerimizdir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'nin nüfus yapısıyla ilgili olarak özelliklerinden hangileri doğrudur? Göç veren illerde kadın nüfusu fazladır. Erkekler gitmesinden dolayı bu bilgi doğrudur. Okuma yazma bilenlerin oranı %90 üzerindedir. Bu bilgi doğrudur. Çalışan nüfusun yaradan fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Bundan dolayı verilen 3 bilgi de doğru olduğu için E seçeneği doğrudur diyoruz. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir denilmiş. 2010 yılına ait nüfusun yaş gruplarına dağılış grafiği verilmiş. Genç nüfus, olgun nüfus ve yaşlı nüfus değerleri verilmiş. Nüfusun en fazla 15-64 yaş arasında olduğu, nüfusun büyük bir kısmını 15-64 nüfusu oluşmak, oluşturmaktadır. Bu bilgi doğrudur. Yaşlı bağımlı nüfusun genç bağımlı nüfustan az olduğu, yaşlı bağımlı nüfus oranı %7, genç bağımlı nüfus oranı ise %26. Bundan dolayı yaşlı bağımlı nüfusun daha az olduğu söylenebilir. Bu bilgi doğrudur. Aritmetik nüfus yoğununun fazla olduğu bunu söylemek imkansızdır. Çünkü burada nüfuslu, e, nüfusun yaş gruplarına dağılışı verilmiştir. Nüfusun miktarı ve Ülkenin yüz ölçümü verilmediği için aritmetik nüfus yoğunluğu hakkında yorum yapılamaz. 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Yani B seçeneği doğrudur. Yalnızca grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1935 yılında nüfusun %25'ine yakını kentlerde yaşamaktadır denilmiş. Bu bilgi doğrudur. Kentlerdeki nüfus mavi ile gösterilmiş. Yaklaşık %25 kentlerde yaşıyor denilebilir. 1985 yılında kır kent nüfusu eşitlenmiştir. 1985'te eşit olduğunu görüyoruz. Kentsel nüfus oranı en az 1935 yılındadır. Bundan sonraki dönemde giderek arttığı için bu bilgi de doğrudur. 1935 yılından itibaren kırsal kesimde yaşayan insan sayısı hızla azalmaktadır. Burada sayı ile ilgili bilgi verilmemiş, oransal bilgi verilmiş. O yüzden D seçeneğindeki yargıya ulaşamayız. 1950 yılından sonra kentsel nüfus oranı hızla artmıştır deniliyor. 1950'den sonra baktığımız zaman kentsel nüfus oranının arttığını görüyoruz. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kentlerde okuma yazma oranı daha yüksektir kırsal kesime göre. Bu bilgi doğrudur. Karadeniz'de nüfus kıyı kesiminde toplanmıştır. Kıyılarda nüfus yoğunluğu fazladır. Doğrudur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da doğum oranları oldukça yüksektir. Doğrudur. Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bu bilgiler Türkiye için doğrudur. Fakat kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır deniliyor. Arada az bir fark olmakla birlikte hala erkek nüfusu fazladır. Yaklaşık bir 300 bin civarında erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'nin eğitim özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde okuma yazma oranı yüksektir. Bu bilgi doğrudur. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da okuma yazma oranı düşüktür. Doğu bölgelerimizde okuma yazma oranı düşüktür. 12 yıllık temel eğitim ülkemizde zorunludur. Günümüzde okuma yazma bilenlerin oranı Cumhuriyet'in ilk yıllarına göre daha fazladır. Bu bilgiler doğrudur. Fakat kadınlardaki okuma yazma oranı erkeklerden fazladır bilgisi yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye'nin kırsal yerleşme özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kırsal kesimde meskenlerde kullanılan yapı malzemesi iklim, bitki örtüsü ve jeolojik yapıdan etkilenir. Yani doğal unsurlardan etkilenir denilmiş, doğrudur. Köyaltı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında ekonomik etkinliklerin etkisi fazladır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Tarım ve hayvancılığa bağlı olarak genellikle ortaya çıkmıştır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan köyler mahalle statüsüne geçmiştir. 2013'ten sonra böyle bir durum söz konusudur. Yağışın az olduğu düzlük alanlarda toplu yerleşmeler yaygındır. Bu bilgi de doğrudur. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde toplu yerleşmeleri yaygın olarak görüyoruz. Fakat köy altı yerleşmelerin tamamı geçicidir denilmiş. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Köy altı yerleşmelerin bir kısmı geçici bir kısmı kalıcı yerleşmelerden oluşur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi büyük şehirlerimizde hızlı nüfus artışının olumlu sonuçları arasında yer alır deniliyor. Altyapı sorunlarının ortaya çıkması olumsuz bir durumdur. Doğal su kaynaklarının hızlı tüketilmesi olumsuz bir durumdur. Sanayi kuruluşlarının şehir içerisinde kalması olumsuz bir durumdur. Verimli tarım alanlarının yerleşmeye açılması bu da olumsuz unsurlardandır. Fakat hızlı nüfus artışı sonucunda iş gücünün artması bu olumlu bir durumdur. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen illerimizin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır denilmiş. Tarımda çalışan insan sayısının tarım alanlarına bölülmesiyle elde edilen yoğunluğa tarımsal nüfus yoğunluğu denilir. Hakkari, Artvin, Tunceli ve Rize gibi yerlerde insanların birçoğu çalışan nüfusun büyük çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilmesine karşın bu bölgelerde yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı tarım alanları dardır. Bundan dolayı bu bölgelerde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Konya'da tarım dışı sektörler gelişmiştir. Tarımla uğraşan nüfus oranı düşüktür. Buna rağmen Konya'da tarım alanları geniştir. Bundan dolayı Konya'da tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır denilebilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında uyguladığı nüfus politikalarından biri değildir? Çocuğu çok olan annelerin madalya ile ödüllendirilmesi vardır. Nüfusu artırmak için yapılan çalışmalardan biridir. Çok çocuklu ailelerin bazı vergilerden muaf tutulması yine nüfus artış hızını yükseltmek, doğum oranlarını artırmak için yapılan çalışmalardandır. Doğum evlerinin kurulması ve ailelere sağlık desteği verilmesi yine nüfusu artırmak için yapılan çalışmalardandır. Ekonomik kalkınmanın hızlanması için nüfusun kentlerde toplanmasının teşvik edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Doğum oranlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Çünkü nüfus artışımız bazen binde 10, bazen binde 23, bazen binde 28 olmuş ama her zaman pozitif olmuş. Bundan dolayı nüfusumuzun sürekli artmış olduğunu söyleyebiliriz. Nüfusun en fazla olduğu yıl 2015'tir. Çünkü nüfus artışımız daima pozitif olduğuna göre, yani nüfusumuz sürekli arttığına göre en son durumda en fazladır denilebilir. Nüfusun en az olduğu dönem 1940-45 yılları arasıdır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Bu dönemde nüfus artış hızı azdır. Fakat önceki döneme göre yine de nüfus arttığı için bu dönemdeki nüfus 1927, 35 ve 40 yıllarına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi yanlıştır. Sadece 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. tablodaki bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir denilmiş. 2000 yılında nüfusun yarıdan fazlası %65'i kentlerde yaşamaktadır. Bu bilgi doğrudur. Kırsal nüfus miktarı demiş. Burada kırsal nüfusun miktarı değil oranı gösterilmiş. Buna ulaşılamaz. 2000 yılındaki kırsal nüfus miktarı demiş buna ulaşamayız çünkü miktarlar verilmemiş. Sadece bir doğrudur diyoruz, ulaşılabilir diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir.